Merak ettim seni. Gece hayli kötüydün. Siz yanımdasınız. İyiyim şimdi. Benim derdim de çarem de sizsiniz. Cihangir'le alakadar olmuşsun. Şifalı ellerin acılarını dindirmişsin. O da sana hayli düşkünmüş. Ben de öyle. Küçük şehzademize hasret kaldım. Ne yazık ki sultanımız görmeme müsaade etmiyorlar. Yarın evlatlarımla birlikte av köşküne gideceğiz. Cihangir de gelecek. Sen de orada bizimle birlikte olacaksın. Geldiğimden bir dışarı çıkmamıştım. Hem küçük şehzademizi de göreceğim. Hünkârım. Mihrimah. Bahçede olduğunu söylediler. Eğer rahatsız ettiysem... Benim ayım güneşim gelmiş. Ne rahatsızlığı. Sultanım. Epeydir sizi görmüyorum. Seferden döndünüz yine göremiyorum. Bana hiç vakit ayırmıyorsunuz. Sana ayıracak her daim vaktim var. Yarın hep birlikte av köşküne gideceğiz. Bir müddet de orada kalacağız. Validem bunu duyunca çok sevinecek. Mustafa abim nasıl? Bir haber var mı? Sağ salim vardılar. Mehmet Manisa'ya gideceğinizi söyledi. Doğru. Torunum doğar doğmaz gideceğiz ziyaretine. Sultanım, siz de hünkârımıza eşlik edersiniz. Zira Manisa'yı çok merak ettiğinizi söylemiştiniz. Tabii siz müsaade ederseniz hünkârım. Daha vakit var. O gün gelince konuşuruz. Hünkârım, sultan. İbrahim, bir şey mi oldu? Bugün beklemiyordum seni. Hünkârım, sizi ve kıymetli ailenizi bu akşam sarayımızda ağırlamak isteriz. Biraz Hatice Sultanımız teşriflerinizi bekliyorlar. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl? Niye öyle söylediniz? Manisa'yı merak ediyormuşum. Aklınca bana bunu bildiğini hatırlatıyorsun. Hayır, ben sizin için... Bırak bu iyilik meleği oyunlarını Firuze. Hakiki yüzünü gördük. Hünkârımıza aşık olmak mı? Onu kaybetmemek için susmak mı? Beni en iyi sizin anlamanız lazım. Zira siz de Taşlıcalı. Kes sesini. Eğer bundan birine bahsedecek olursan seni mahvederim. Anladın mı? Size söz veriyorum sultanım. Ne olursa olsun sırlarınız benimle mezara gidecek. (Gülüyor)